Herkese merhaba. Arkadaşlar, Çavdaroğlu tır garajından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun Trabzon'dan. Bugün karşımıza arkadaşlar yapım aşamasında benim de takip ettiğim bir araç şu anda karşımıza. Tam bir Hollanda style tarzında bir araç oldu. Birazdan Selçuk Usta'mla beraber araç hakkında sizlere bilgileri vereceğiz. Bakalım bu araç hangi aşamadan ne aşamaya geldi, hep beraber Selçuk Usta'la dinliyoruz arkadaşlar. Efendim, videomuz Scania 164 ile 480 ile başlıyor. Hemen yanında projesi devam etmekte olan yine Scania 143M 450, bunu da yakında sizlere yaklaşık bir ay, bir buçuk ay gibi bir zaman sonra inşallah bununla videosunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, karşınızda Scania 164 ile 480 V8. Evet Selçuk Ustam, hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk, sağ olun. Selçuk Karaş kimdir? Kaç yaşındadır? Ne işte uğraşıyor? Bu işe nasıl başladı? Bize kendini bir tanıtır mısınız? Ben 43 yaşındayım. Bu işe çocukluktan beri tabii arabacılıkla başladık. Koçkar Krom teyzemin oğlu olur, Çavdaroğlu 61, bunlar daimi çocuklar olur. Biz 12-13 senedir Kazak yollarındayız. Bu arabayı şaseden topladık. Yaklaşık 7-8 aylık bir mazisi var. Arabanın sahibi bizim bir abimiz. Bana dedi ki, benim dedi hayallerim var dedi. Bana dedi bir araba yap. Evet. Biz de böyle bir araba yaptık, piyasaya çıkardık. Hani aksesuar dünyasında da bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Yani aksesuar nasıl yapılır? Evet. Hani aksesuar ne demektir? Tasarım nasıl yapılır? Bunu da göstermiş olduk insanlara, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. İnşallah etkili oluruz yani. Evet, yürüyen aksamını İlyas Çavdaroğlu dizmiştir, tesisatını, hava tesisatı, işte elektrik tesisatı, motoru. Dış kozmetini de ben kendim yaptım. Arabadaki görünen her şey el işçiliğidir. Kendimizin yaptığımız şeylerdir. Yani birilerinden satın alıp yapmadık. Evet. Ya da yurt dışından getirmedik. Kendimiz yaptık. Hani bunu da özellikle yaptık ki yurt dışında eğer görenler olursa Türkler de bu işi yapıyor bilsinler yani, ki bu daha başlangıç inşallah. Evet. Daha ilerinde yapacağız. Şimdi insanlar diyecek ki belki bundan daha iyisi mi, var mı yani, ama inanın var yani, yapacağız inşallah. Yani. Yapacağız. Mesela Hollanda tarzı genelde bu araçlar oluyor. Türkiye'de de daha önceki zaten Çavdaroğlu 61 nakliyatın Emre ve Haşim kardeşlerimin sayesinde bir tane aynı bu şekilde bir renkte 164 ile 480. Aynen. Bu tür araçların ben devamını dilerim. İnşallah. Çünkü bunları da çekmekle biz büyük zevk alıyoruz. Aynen. Sebebine gelince yani aksesuar kültürü çok farklı bir olay. Evet. Ya tasarım yapmak lazım. Yani evet. Arabaya tamam belki boru takmak, işte lamba takmak belki yani yakışabilir, ama bunu böyle aşırısına kaçıp da yani insanları rahatsız edici bir hale getirmek bence çok mantıklı değil yani. Evet. Yani aksesuar dediğin arabanın rengiyle, lastiğiyle, jantıyla, hani bir arabanın bir karakter oluşturmak lazım bir arabada yani, öyle boruyla lambayla olmuyor bu işler yani. Evet. 164 L yani 16 litre 4 seri. Aynen. L kabin zaten. V8 480 PS gücünde olan bir aracımız. Biz bu aracın aksesuarından mı bahsedelim, yoksa arabanın genel yapısından mı bahsedelim? Şöyle arkaya doğru bir geçelim biz. Bu araçlar efsane araçlardır yani. Evet. Yani bana göre şu an ben bunu bir S serisinden tercih ederim yani. Çünkü bunun verdiği keyfi yeni araçlarda bulamazsınız yani. Yani bir de L kabin oluşu yaptın. Yani şimdi hem bunun önleri körüklü oluşu da ayrı bir keyif katıyor buna. Orijinal körüklü mü bu? Tabii orijinal önleri körüklü, arkalar zaten körük. Bu egzozlar yani bulunan caddelerde gezdiğiniz zaman yani Ferrari ile gezseniz bu kadar ilgi çekmezsiniz yani, buna emin olun. Yani böyle bu tarz araçlar insanlar mesela, ben çünkü aksesuar piyasasına belki 3-5 sene oldu gireli, ama evet, eski mesleğimdir yani bu işler. Bakmayın, bırakmıştık, yollardaydık yani araba hevesinden dolayı. Yeniden giriş yaptık bu işlere. Daha önce de araçlar yaptık Koçkar Krom'dayken. Evet. İşte Can abinin burunlusu, işte Alaaddin abinin siyah arabası, Masal diye tanınan kırmızı araba. Evet. Bunlar hepsi benim elimden geçmiş. Ortaya tam güzel böyle aksesuar konusunda süper. İnşallah hepsini bir gün bir araya getirip çekeceğiz. İnşallah. Bizim çocuklar zaten arabacı. Zaten burayı görüyorsun yani. Bura hani Müslümanlar nasıl haca gitmesi gerekiyorsa Scania'nın da buraya gelmesi lazım yani. Anladın mı? Evet. Burada Scania'nın ümresi diyeyim yani, Kabe'si yani. İki tane Scania'm var zaten, onları bekliyoruz. Aynen, 143 inşallah olarak. Bunları da İstanbul'a alacağız tabii. Bunları şimdi burada yürüyen işleri bitsin. Çocuklar gerekeni yapsınlar. Hani iş bana kalsın. Hepsini tek tek İstanbul'da yapacağız tabii, onları da çıkaracağız. Yan tarafta Scania'nın orijinal şeyi yok. Tabii, tamamen düz bir saç mı bu saç, malzeme? Evet, saç. 2 milim sacdan yapılma. Bunlar hep bizim tasarımımız. Şimdi yani şeyde hani yabancı ülkelerde tabii bu şekilde şey, evet, yanlık yapıyorlar ama hani biz daha farklı, atıyorum işte yabancı ülkede şu tasarım yoktu, biz bunu ekledik. İşte orada boyası, kabin kaldırma evet, işte yan tarafta öbür delikte işte hani şase kapalı olduğu zaman hani gerekli müdahalelerin yapılması için her şeyi yaptık arabaya yani. Şase kapalı ustam. Mesela ben burayı açmak istiyorum. Ne kadar uğraşıyorum buna? Mesela bir yarım saatimi alır mı burası? Veyahut da bunu bir şey var mıdır? Bunu komple açayım desen 15-20 dakikada hepsini açarsın. Yani şu cıvataları evet, söküyorsun, çıkıyor. Olayı bitiriyoruz. Yani sabit somundur karşısı zaten. Bunlar yani sökmek zor değildir yani. Evet. Yani açıp şasiye veyahut da hava tüplerine olsun, kablolar olsun müdahale yapıyoruz. Tabii. Arkadaki bağlantı kabloları tabii yine aynı şekilde taşıdınları. Aynen. Ya bu sehpayı yaptık arkasına. Bu sehpa yani 10 milim malzemeden yapılmıştır ayakları. Gayet sağlamdır. Bu evet, borular özel borulardır. 139 milimetre çapındadır. 4 milim kalınlığı vardır. Yani şu arabada şu an 17 metre boru var. 17 metre. Komple altıyla üstüyle beraber. Bu sistem Avrupa'da bile yoktur yani. Avrupa'da mesela baca egzozların videolarını dinlediğiniz zaman çok ses çıkmaz. Bunun gibi patırdamaz yani. Evet. Çünkü onlar ayrı yapar şeyi. O patırdama sesini ayrı yapar, bacayı ayrı yapar. Yani evet, üç şekilde ses çıkar. Bir baca, bir patırdama. Biz dedik ki hepsi bir olsun. Biz de böyle yapalım. Biz altından dolandırıp bacaya verdik. Komple bir bacada çıkarsa tek bir merkezden çıkıyor. Tabii tek bir yerden çıkıyor. Altta dolanıp buradan yukarı çıkıp burada ayrılıp yanlara bölünüyor yani ses. Evet. Sesi de zaten zaten boş alanda bir dinleteceğiz onu. Aynen, tabii ki. Inşallah. Depolarımız kaç litre bizim mesela? Bunun depoları 500-600. 1100 litre, 1100 litre deposu var. Egzoz çıkışları mesela, o egzoza vurduğun zaman ne kadar bir sarfiyatımız oluyor mazot? Valla şimdi o yani gerçi bunu yaptıktan sonra da yani mazotu aramayacaksın yani. Aslan besleyin yemini düşünmez yani. Evet. Aynen öyle bir şey var. Senin ayağına bağlı mazot işi. Yani evet, egzozluk aslında bir durum yok da. Abi sen buna patırdatmak için gaz basarsan araba yakar yani. Ama onun zevki de orada da. Yani o artık biz düşünmüyoruz öyle şeyleri şükür yani. Yaksın feda olsun. Şöyle gelelim yine yan taraftan arkama doğru. V8'in arması eski 141'in arması. 141'in arması evet. Ve efsane armalardan bir tanesi aynen, diyebilirim yani. Ben 142'yi seviyorum. Yani arabadaki tasarım biraz daha nostaljik olduğu için dedik hani nostalji ürünler kullanalım arabada. İşte fırfır taktık, Amerikan tarzı fırfırlar. Yani lambaları falan hep komple bunun Hella'dır. Evet. Yani kalitesiz hiçbir şey yoktur arabada yani. Arkada yine bir tampon işlememiz var. Aynen. Bu da bizim tasarımımız. Arka çamurluğa doğru kapatma bir evet, mevcut. Evet. Zaten şasiyi o tarafı. Burada bunu buradan şu iki cıvatayı söktüğün zaman bu menteşelidir. Buradaki tüpe müdahale edeceğiniz zaman bunu kapaktır bu. Açarsın. Buraya müdahale edersin yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lamba... Bu tasarımlar mesela hani Avrupa'da da insanlar araştırırsa görürler. Yani resimlerde, fotoğraflarda paylaşılan. Yani bunlar da ilk defa bizim yaptığımız şeyler yani. Yani normalde diye Avrupa'da bu kapatma yok. Tabii şu kepler mesela yoktur yani. Evet. Ki koymazlar. Bunlar hep bizim tasarım. Bu lambalar hep bizim tasarımımız. Daha iyisini yapacağız inşallah. Bunun da. Daha iyisini yapacağız inşallah. Evet. Biz de yaptıkça biz de bunun zevkini yaşayacağız inşallah. Hep beraber inşallah. Nasıl bir hissiyatı arabanın? Ya gidişi bu körüklü zaten bir araba. Yani aynı gondolla gezersiniz ya, böyle bir esner ya araba, evet, otobüs gibi. Yani o keyfi yaşamak lazım. Anlatamam yani. Şöyle. Yani bu arabayı sürerken ki keyfi yaşamak lazım yani. Evet. Basamaklarımız yine Avrupa'da, Hollanda'da tarzı bunu araçlarda genelde var. Mesela bu Hollanda tarzı araçlarda bu basamakları var ama evet, bu şekilde değil. Hani basamak yapmış adam, daha basit yapmış. Biz daha orijinal olsun diye böyle bir tasarım yaptık yani. Bu kenarlarındaki işte tırtıklar olsun, bu V8'ler hani ayağa bastığı zaman bu kabine değmesin diye bunları koyduk. Evet. Şurada aslında incecilik var yani. Yani V8 şu merdivenlerle sadece 4-5 gün uğraştık yani, sadece bunların montajıyla. Ben eğler mi? 110 kilo bir adam eğler mi bu? Eğler. İstersen deneyelim. Vallahi abi ben korkuyorum. Evet. Yüksek korku var ya. Ya çık. Çekeyim çık. Bir bakalım. Bak, sadece görüntü değil ya. Hemen üstüne çıkmış ya. Şunları da bir alayım ben. Abi. Ustam orada konuşabiliriz yine. Bagaj. Dur. Geleyim ben. Bagaj da tabii bizim elimizden çıktı. Bu tasarım da bize ait. Evet. Yani Hollandalılar mesela bu bagajı yaparken resimlerde bu altını geniş yapıp üstünü dar yapıyorlar. Evet. O da nereden geliyor? Eski 43'lerin orijinal sepetleri vardı mesela. Onlar böyle o şekilde oluyor diye. O da çok çirkin bir görüntü oluyor diye biz bunu bu şekilde tasarladık. Arkasına bu lambaları yerleştirdik, tabu sadece koyup. Evet. Yani bu gece giderken çok özel bir görüntü oluyor yani arabada. Değil mi yani? Aynen. Bir gece de bakmak lazım ona. Evet. Arkadaşlar zaten şu 143'ün boynuz lambası efsane bir. Aynen, o zaten işi bitiriyor. Ya aslında ya tam böyle maketlere yapmak istediğim şey araba yapmışsın ya. Aynen. Evet. Gidelim aşağıya doğru. İşte o maketlerle oynuyorsun ya. Evet. Biz onu arabaya oynadık. Aynen öyle oldu. Özellikle şu fazla çıkıştan görüyorsunuz arkadaşlar. Ya ben bu daha çok arabadan ziyade böyle aksesuarları daha çok konuşmak istiyoruz. Tabii. Ya şimdi ustam, ben böyle bir araba aldım, getirdim sana. Evet. Dedim sana ki ustam, şöyle bir arabam var benim. Benim şu kafama göre bunu arabaya planlı dediğim zaman, bana maliyeti ne çıkar acaba? Ya şimdi, ortalama bir rakam verdiğim zaman. Maliyeti, yani bu şekilde bir arabanın maliyeti 50.000-60.000 lirayı bulur yani. 50.000-60.000 yani. Şu aksesuarla komple tabii olduğu zaman. Aynen. Boyası, yani boyası. Tabii boyası işte. Ya bu görüntüyü bu arabaya kazandırman için 60'ı gözden çıkarman lazım yani. Vallahi ben çıkarırım yani 60.000 liraya şu yani. Ya ben 100'ü bile çıkarırım. Çıkarırım. Harbiden çıkarırım ben yani. Eğer bu işin hastasıysan eğer gerçekten ya, gözüne bakmayacaksın yani. Ya göz yaşına bakmayacaksın. Bugün bir gidip 2 tane boru, 3 tane lamba, bir paçalık taktırıyorsun. 15-20 lira yani. Evet. Şimdi yani bir de şimdi bu araç hani biz işte biliyorsun yeni geldik İstanbul'dan. Ayağın tozunu aldık seni böyle tabii. Yani aynen. İstanbul'dan yeni geldik. İnanın yolda yani korkarak geldim ki bir şey olacak arabaya diye. Korkarak. Geçen bizi fotoğraf, yani bunu insanlar anlatabiliyor. Bundan gezmesi lazım ki görsün bu arabanın farkını. Yani sen ne kadar lamba takar, lambayla olmuyor bu iş. Olmuyor. Yani. Şimdi hemen tabii bazı insanlar, biz eleştiriyi çok severiz. Eleştiriyi çok severiz yani. Ama şunu yurt dışında birileri yapsa der ki "Aa, ne araba yaptı." Tabii. Ama şimdi biz bunu yaptığımız zaman da diyorlar ki "Ya adamın parası var, zeki işte arabayı bozdu." Biz eleştiriyi severiz. Arkadaşlar eleştiri yapabilirsiniz. Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Ama yani şunu söyleyeyim. Yani gerçekten Avrupa'yı biz benimsiyoruz. Ama bizim yaptıklarımızı kimse benimsemiyor. Hep böyle bir aşağılama kompleksi var bizde. Nedendir onu da bilmiyorum ya, gerçi ama. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türk tırcılar, tamam mı? Evet. Bunlar şimdi gidiyorlar orada hazır arabaları alıyorlar. Şimdi insanlar bilmiyor tabii oradaki. Şimdi benim şu an 60.000 lira dediğim iş, orada 60.000 euroya bu arabayı yaptıramazsın. Evet. Şimdi bak 60.000 lira bir de 60.000 euro. Arada dağlar, fiyat farkı var. Evet. Şimdi bizim insanımız öyle bir şey istiyor ki hem az para vereyim hem arabam en güzel olsun. Ha biz bu paraları derken yani böyle hani bu işlerden aşırı kar etmiyoruz biz. Evet. Sadece işçiliğimizi alıyoruz yani, sadece hakkımızı almaya çalışıyoruz. Yani insanlar böyle geldiği zaman ben kaptıralım gitsin o mantıkta değiliz yani. Evet. Yani işimizi iyi yapıp çıkardığımız arabalar da hep böyle Türkiye'de number 1 olsun. Biz onu istiyoruz yani. Yoksa arabacılıktan da gelme bir hastalık tabii var bizde de. Çok büyük etken tabii o da. Tabii yani. Şimdi ben bu arabayı seves. Aynı. Seve, heves. Yani kendim, ben şimdi biri bana araba getirir, ben onu kendi arabam gibi yapıyorum. Yani bir hata oldu mu bozuyorum, yeniden yapıyorum. Olmadı kesip atıyorum, bir daha yapıyorum. Hani sabır işi biraz da tabii bu. Evet. Ama sonucunu bildiğim için şimdi ben bir araba yaparken onun fotoğrafını kafama zaten çiziyorum. Yerleştiriyorsun yani, evet. Hani ben şimdi bu arabanın sahibi Selim abim, çocukluğumdan beri tanırım onu. Eski biz minibüsçülükten ahbabız. Ben ona dedim ki bu arabaya başlarken, dedim Selim abi dedim, keşke dedim bu arabanın fotoğrafı kafamda dedim, çıkarıp gösterebilsem sana dedim. Ne çıkacağını ortada bir görsen. O bile tahmin etmiyordu bu kadar olacağını yani. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Allah yani razı olsun. Şimdi araba yapmak tabii herkesin fikrine saygım var, aksesuarına tabii, saygım tabii var. Yani hiçbir şekilde ona şey yapmıyorum. Mesela yeni, az önce de bahsettiğim gibi, yeni bir araç aldığın zaman buna beyaz jant kapağı yakışmıyor yani. Ben yani kusura bakmayın arkadaşlar, yani bana belki bunda sitem edebilirsiniz ama yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Size göre yakışıyordur. Eyvallah, hiçbir şekilde bir şey demiyorum. Ya, bence onu takmayıp arabayı daha kötü hale getiriyorlar takarak, evet. Yani. Onu aksesuar diye takmasınlar. İnsanlar hani eğer aksesuar yapamıyorsan hiçbir şey yapma daha iyi. Yani. Daha iyidir. Orijinal haliyle saklayın arabayı. Yani. Şimdi yan tarafta rüzgarlıklarımızı aldık. Evet. Rüzgarlıklarımızı çıkardık. Arkaya iki tane bacağımızı çıkardık. Rüzgarlıkları aldık. Aynı rüzgarlıkların orijinal yerlerini, yani arabaya artı bir delik açmadık. Açmadık. Evet. Yani montaj olan her şey, o sepet dahil, güneşlik dahil, her şey arabanın orijinal deliklerine göre ayarlandı. Yani öyle artı bir delik açıp arabayı delik deşik etmedik. Yani ekstradan bir delikte yani şey yapmadık. Aynen. Abi geçelim ön tarafa doğru, arabanın içinden de biraz sohbetimizi yapalım. Arkadaşlar aracın içine geçelim ve aracın içinden sohbetimize devam ediyoruz. Selçuk Usta'la beraber. Şöyle. İçeriye sanki böyle fazla bir müdahale yapmadık. Gösteremedik. Neden? Çünkü ben iyi bir döşemeci bulamadım yani. Yani benim böyle istediğimi bana verecek döşemeci bulamadığım için güvenemedim. Sadece temizledik içini, eksiklerini tamamladık. İşte bu kaplamayı yaptık buna, o rengine uygun diye. Şu anda da tabii yoldan geldik, biraz arabanın içi dağınık ama ya zaten arabada biteli zaten oldu, bir hafta oldu olmadı yani. Ayağın tozdan da yola çıktın. Aynen, biz de öyle dedik, deneme amacıyla dedik öyle bir çıkalım yola. Eksiklerini görelim arabada, çünkü yeni toplandı komple. Evet. Nereden ne kaçırıyor, ses var mı yok mu, bunları kontrol etmek için öyle geldik işte. Peki bu istediğiniz randımanı aldınız mı? Yok, çok şükür arabada bir sıkıntı yok. O zaman bir tek işte rotunu değişeceğiz. Onu da yarın Engin kardeşim yapacak işte. Engin'e de selam olsun buradan. Bizim bura, dedim mi az önce, bura Scania'nın Kabe'si yani. Evet. Burada her şey mevcut. Allah'a şükür mevcut. Arabaya zaten arkadaşlar 164 bile kabinler zaten biliyorsunuz. Anlatmamıza gerek var mı? Kalite. İstersen bir sen üstünden yine bir geç istersen, nasıl bir aracımız? Ya şimdi bu araçlar eskiden işte bu yandaki yavru gibi mesela, bundaki kalite yani şu arabadaki kalite, bu arabadaki kaliteden sonra, R serisinden sonra bu kaliteler gitti yani. Şu torpidodakinin kalite bir R serisinin torpidosunda yok. S serisinin de torpidosu. Bak bu torpido 2004 model bu araba. Yani hemen hemen 20 senelik bir araba. Evet. Torpidosunu görüyorsunuz bak, hiçbir yerinde bir çatlak, kırık, hiçbir şey yok. Tabii da kollamaya da bağlı tabii. Sürenlerin şeyine de bağlı. Ya sonuçta bu da bir İsveç montajdan Hollanda montaj arasında bir fark var mıydı peki? Bir Scania'cı olarak soruyorum seni. Var tabii. Yani Hollanda, İsveç genellikle aynıydı. Bu yeni Brezilya montajlar falan, onlar biraz tabii şey oluyor yani. Daha basit oluyor yani. Kemik diloksonundan bahsetmek istiyorum ben biraz. Ben bu arabanın üzerine biraz aksesuardan bahsetmek istiyorum yani. Öyle diyeyim size yani. Araba zaten belli. Araba zaten belli yani. Onda tamam. Kemik direksiyon da bizim İlyas Çavdar'ın C sandığından bunu çaldık diyeyim. O İlyas Çavdaroğlu 620'yi göndersin buraya. Yani. 620 biliyorsunuz arkadaşlar, çok pardon. 620 efsane zaten, evet, onu biliyorsunuz. Evet. Bunu araba yapılmaya başladı tabii, şekillenmeye başlandıkça bu yukarıda duruyordu bizim rafta, dükkanda. Evet. Tabi araba şekillenince dedim bunu normalde o da bir 43 topluyor İstanbul'da. Evet. Ona saklıyordu bu direksiyonu. Araba bu şekilde onda dedim İlyas dedim bu iş dedim yapacak bir şey yok bunu dedim vereceksin. O da kırmadı bizi, verdi tabi sağ olsun. Selim abiyle de kendisinin arası iyidir. Yani hediye etti diyeyim. Kimse vermez bunu. Ama bu hediye etti sağ olsun. Evet. Araba hani daha böyle bir hani yaptığımız dış kozmetinde yaptığımız nostaljik tasarım direksiyonla da tamamlamış olduk yani. Bir de içini de daha güzel iyi bir döşemeci bulup da farklı bir renk yapsaydık tabii ki daha güzel olurdu. Yani ama buradan bu sonucu çıkarıyorum. Daha aracın içi bitmedi. Tabii içi yazın yapılacak. Yaza sak artık. Çünkü kışın içi boyanacak falan ya. Evet. Yani biraz sıkıntılı olduğu için yani ellemedik yani. Böyle bir araç toplamak çok mu meşakkatlidir? Tabii abi. Ya böyle değil, araç toplamak genellikle ne toplarsan topla meşakkatlidir yani. Ya burada bak şimdi görüyorsun bak bir tane burada 43 var. Bir tane orada 43 var. Ki burada bu arabalar bu kadar geç toplanıyorsa ki anlayın ki yani ki burada kaç tane usta var. Evet. Burada parçada sıkıntı yok, her şey var. Ne kadar sıkıntılı olduğunu oradan pay biçin yani. Evet. Yani olmuyor. Şimdi siz yapıyorsunuz işi kendi dalında, sen oynuyorsun ama diğer ustaya geldi mi yapmıyorlar, seni çıldırtıyorlar yani. İş hani değişiyor. Sabır, büyük sabır isteyen bir iş. Gerçekten meşakkat isteyen bir iş. Evet, evet. Peki Selçuk Ustam, Trabzon'da zaten geldim, baktım. Evet. Araba dikkati boya çekiyor. Evet. Özellikle fotoğraf çekenler var mı böyle başından geçen hani Trabzon'dan buraya İstanbul'dan Trabzon'a gelene kadar ya? Olmaz mı? Olmaz mı? Ya araba biraz aykırı biliyorsun. Evet. Bir resmi plakalı araba bizi solladı. Dedim ki solladı, böyle bir arabaya baktılar. Dedim kesin vali malidir bu, bizi yakacaklar. İleride baktım duruyor araba. Ben de tabii o ara egzozları falan, lambalar, her şeyi kapattım. Yani normal yasal moda geçtim yani. Baktım onlar da indim, meğer onlar da bizim videomuzu çekmek için bekliyorlarmış. Yani resmi plaka. Yani emin ol nereye gidiyor ya, 70 yaşındaki teyze bile gelip bize dedi ki ya oğlum bu ne güzel bir araba olmuş. Yani dedim ki kendi kendime demek ki biz 7'den 77'ye hani bunu sadece işte tırcılar, kamyoncular ya diğer abilerimiz, kardeşlerimize aksesuar olarak değil de böyle farklı bir boyut yarattık yani şeyle. Evet. Ya bu tasarımla diyeyim. Gerçekten güzel oldu. Eline emeğine sağlık. Evet, yani. Sağ olun. Allah razı olsun. Var mı buradan eklemek istediğin, Yok, teşekkür ederim. Sen de zahmet ettin. Geldim buralara kadar. Allah razı olsun. Sağ olun. Senin nasıl bu hobinse bizim de bir işimiz bu yani. Aynen, böyle şimdi güzel arabalar gerçekten toplayıp insanların emeğini böyle ön plana çıkarmak, bu da benim bir hobimdir yani. Aynen. Teşekkür ederiz. Yani Rize'den kalkıp 75 kilometreye buraya katıp da gelip de yani aynen, akıl işi değil yani. Tabii. Ya zaten bunların hiçbiri akıllı adam işi değil de. Yani şu yaptığımız hiç akıllı iş değil yani normalde. Ama zevk aldığımız bir iş yani. En azından zevk alıyoruz. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yolda giderken insanların ilgisi insana gurur duyduruyor. Bunu ama inşallah Allah nasip ederse işlerimizi hani çünkü daha büyük bir yere geçeceğiz inşallah. Geçtiğimiz zaman yani benim hedefim bu Avrupalı Türk tarzı marzı var ya. Evet. Yok Hollanda style. İşte Avrupalılar bizlerle dalga geçiyor ya hesapta, yok siz arabamı yapmayı biliyorsunuz. Ben o Avrupalıları bu Türkiye'ye düşüreceğim yani. Onlar buraya gelecek aksesuar yaptırmaya. Benim hedefim o yani. Türkleri aşağıladıkları için bu konuda. Evet. Ha tabii aşağılayamazlar. Ha yaptık biz de zaten yani. İstediği kadar aşağılasın. Bunun da bir aynısı Avrupa'da yok yani. Belki benzeri vardır ama bunun aynısı yok yani. Evet. Ha bunları hep tasarlarken farklı şekillerde yaptık ki onların yaptığı işi yapmayalım diye. Biraz tabii onların şöyle bir durumu var. Onlardaki imkan bizde de olsa tabii ki daha da neler çıkar ortaya tabii yani. Ki, tabii yani ki. Malzemenin ucuzu, uygunluğu aynen, falan. Ama şunu da söylemek istiyorum ben Selçuk Usta. Mesela Halil Kaptan arıza. Halil kardeşim var, Almanya'da yaşıyor. O da faça bir araba sahipti. Hatta oradaki kamyon festivallerine falan katılıyordu mesela. Evet. Vizama yazıyor bana, abi diyor Türkiye'de arabanın için nereye yaptırabilirim? Ya kardeşim nereye yaptıracaksın dedim bana, yani Almanya'da, Hollanda'da herkes yaptırıyorsa dedim ben niye Türkiye'ye dedim. Abi dedi, Türkiye'nin işçiliği dedi çok farklı dedi. Hem dedi atıyorum burası 3000 euroysa Türkiye'de 3000 lira diyor. Tabii. Ama diyor yani bırak diye 3000 euroyu diyor, o parayı geçtin diyor, aynı kaliteyi alamıyorum diyor. Türkiye'den giden bazı arkadaşlarımız döşeme yaptırmış, oradan görmüş onu. Hatta birkaç kişi de söylemişti ya bana. Biz şimdi Hollanda'da bir döşemeci, şimdi orijinal deri, şimdi adam tavana orijinal deri kullanmıyor. Evet. Koltuğa orijinal deri kullanıyor sadece. Tavanları yine Winnex yapıyorlar ve bu Winnex bizden gidiyor. Evet. Şeye. Ya Türkiye'de üretilip Avrupa'ya gidiyor. Kesinlikle. Biz şimdi kendi ürettiğimiz Joss Plate'in keza örneği. Yani evet. Şimdi Scania'nın polyesi burada Trabzon'da yapıyor. Evet. Bunu kimse bilmiyor. Evet. Yani biz yapıyoruz aslında bu işleri de. Yani bizim şimdi biz insanlar hem az, dedim ya az önce de, hem az para vermek istiyorlar ama hem de diyorlar ki arabam Hollanda. Ama öyle olmaz ki. Adam bana getirip freni ayarı yapar gibi aksesuar yaptırmaya çalışıyor. Evet. Aksesuar işi o değil. Yani tamam yaparsın ama o şekilde olmuyor. Sonucu bu şekilde olmuyor öyle yaptığın zaman. Ne oluyor? Yarım yamalak oluyor arabalar yani. Evet Selçuk Usta'm, eklemek istediğim şey var mı? Yok abicim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık, geldiniz. Ben teşekkür ederim. Yani İstanbul'da bu araba toplandı. Ben Trabzon hiç aklıma gelmezdi yani. Kısmet. Her şey kısmet, nasip. Kısmet, evet. Kısmet. Öyle diyelim. Kısmet. Ben şimdi videoyu sonlandırmadan önce bir dışarıdan bir egzoz sesini, bir rolanti sesini alacağız tabii ki. Tabii. Mecbur. Sonra sitemediyle abi niye motor sesini dinletmedin bir ana, niye şey yapmadın, egzoz sesini dinletmedin de. Bu egzozu duysunlar. Evet. Şimdiye kadar duyduklarını unutsunlar. Evet, egzoz sesini bir aşağı ineyim, marş sesinden beraber alalım. Tamam abi. Ben çalıştım. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Bu bilgiler için. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah başka projede yine görüşürüz. İnşallah. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzu sonlandırmadan önce egzoz sesiyle ve marş sesiyle, rolanti sesiyle sizlere tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar Trabzon'dan hepinize sevgiyle, saygılar, selamlar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone like butonuna, bir de abone ol butonuna bassanız da sevindirirsiniz beni de. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi rolanti sesini dinliyoruz. Egzoz kapalı mı şu anda? Açık. Açık mı? Açık. Eyvallah. Egzoz sesi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir daha kapandığı için normal sesi de bu arkadaşlar.